hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz söyleyin içeriye de. Çorbamız söyle, var, söyle, çayımız var. Söyle, sıcak içerisi. Hemen orada işlemlerini de yaparlar. Hızlıca. Şu anda bildiğiniz gibi çok ağır bir savaş var. Ukrayna halkı çok güçlü bir direniş gösteriyor. Tabii savaşın etkileri çok ağır. Tedarik zincirleri kırıldı. Çocuklar, bebekler, yaşlılar, hastalar çok mağdur. Ukrayna'da bizim çok fazla vatandaşımız ve öğrencimiz var. Dışişleri Bakanlığımız yaklaşık bir aydır hem bu öğrencilerin hem de bu vatandaşlarımızın oradan tahliyesi için canlı başla çalışıyor. Kriz masası kuruldu Ankara'da. Elçiliğimizde birçok vatandaşımız, hatta tek tek bütün vatandaşlarımızı arayarak bir an önce tavsiyelerde bulundu ülkeyi terk etmeleri için. Sonra savaş başlayınca da tahliyeler başladı. Elçiliğimiz sağ olsun, Dışişleri Bakanlığımız sağ olsun. Otobüsler kaldırıldı, tren kaldırıldı. 2500 kişi İvan Franko sinirleri üstünden Çengiz Romanya sınırına. Harkov'da öğrencilerimiz vardı. Onlar da trenle aldırıldı. Hala ikinci seferler yapılıyor şu anda trenlerle. Hem Harkov'dan hem Kiev'den. Bu sadece Dışişleri Bakanlığımız ve elçiliğimiz Türk vatandaşları için değil, artık Ukraynalı, Türkmen, Azeri, birçok milletten kişilere de yardımcı oluyor elinden geldiği kadar. Tabii ki öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Ve canlı başta bir çalışma var. İnşallah son vatandaşımız ve öğrencimiz de oradan çıkana kadar bu mücadele devam edecek. Biz de sağ olsun elçiliğimizin bize sağladığı bir otobüste geldik. Çalışmalar da devam ediyor orada. Ben ilk günden beri, hatta ben hep oradayım. Önce yavaş yavaş tehditlerle başladı. Daha sonra Donbass'a bildiğiniz gibi tanımasıyla başladı. Biz burayı tanıyoruz. Ve savunma alanında işbirliğiyle başladı. Bir türlü gelişmedi. Bir türlü Rusya durmadı. Ve sonunda da girdi. Doğudan girdi önce. Daha sonra Kırım'ın oradan Herson bölgesine girdi. Daha sonra yukarıdan, kuzeyden de Belarus'tan geldiler. Tanklarla ve savaş başladı. Savaş başlayınca şehrin ortasından geçen Dnieper, ülkenin ortasından geçen Dnieper'den tedarik zinciri kırıldı. Yani şu anda doğu tarafından hiçbir malzeme, gıda, petrol, yakıt, mazot yok, bulunamıyor. İlaç bulunamıyor. Kronik hastalar çok zor durumda. Bebekler zor durumda. Çocuklar zor durumda. Her gün bombalar patlıyor. Trenler çalınıyor. Kiev halkı metrolardaki sığınaklara sığınmış durumda. Çıkamıyorlar. Ne kimse temizliğini yapabiliyor, ne hijyen kurallarını uyabiliyor. Hakikaten çok zor bir durumda ve gittikçe de kötüye gidiyor. Bu işin sonu ne olacak biz de bekliyoruz.